Selam herkese. Umarım keyifler yerindedir. Yeni yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Son derece de önemli bir video. Neden? Çünkü Ekim ayından itibaren yaşanacak olan Mars retrosunda neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, hangi konularda daha çok dikkatli olmalıyız ve dünyada ve ülkemizde neler yaşanabilir? Bu videoda bunları konuşacağız. Esasında bu Mars retrosu biraz da can sıkıcı olaylara neden olacak. Gökyüzü hareketlerinden biri. Hemen söylüyorum. Mars retrosuna en iyi gelecek olan şey spordur. Maltepe McFit içerisinde Team Pilates salonu çok özel kampanyalı fiyatlarla sizlerle aşağıdaki numaradan bu konuda bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda bu videonun içinde sizler için bir indirim şifresi veriyorum. Numarayı arıyorsunuz. Aşağıda var numara. Ve aradığınızda diyorsunuz ki ben indirimli fiyattan yararlanmak istiyorum. Şifrede Mars. %10, %20'ye varan indirimleri hak kazanıyorsunuz. Söyledim ya, Mars retrosuna en iyi gelen şey spor. Bunu da sakın unutmayın. Eyvah, Mars retrosu başlıyor. Bu başlığı çok uzun süreden beri kullanıyorum. Mesela astrolojiye ilk girdiğim ve yazmaya başladığım günden itibaren. Eyvah Merkür geriye gidiyor, eyvah Venüs geriye gidiyor, eyvah Mars geriye gidiyor. Ben bir Venüs retrolu olarak tabii ki bu Mars retrosunu dört gözle bekliyorum. Çünkü bana yarayacak olan bir gökyüzü hareketi. Bazılarınız haritanızı tanımıyorsunuz ve bununla ilgili belki de bu Mars retrosu çok fazlasıyla yarayacaktır. O yüzden bununla ilgili danışmanlık alın ve muhakkak haritanızı tanıyın. Hangi, nerede, nasıl gezegenler var? Bunları muhakkak ve muhakkak öğrenin. Onu da söyleyeyim sevgili dostlar. Çünkü haritayı bilerek hareket etmek hayat kurtarır. Yaşam gücümüz, fizik gücümüz, dürtülerimiz, motivasyonumuz, cinsel gücümüz, üretim gücümüz, kendimizi koruma gücümüz. Mars gezegeni kısaca bizim her şeyimiz. 29 Ekim günü başlayacak olan Mars retrosu 31 Ekim günü İkizler Burcu'nda geri hareketiyle beraber devam edecek. 29-31 Ekim Mars retrosunun ilk adımı Merkür espozisyonda olacak. Son derece önemli bir tarihtir bu tarih. Çünkü bu tarihte fazlasıyla dikkat etmek gerekiyor. Çünkü giriş hali son derece tehlikelidir. Kazaları ve yaşanacak problemlere çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle İkizler Burcu için son derece önemli bir uyarı. 31 Ekim Mars İkizler Burcu'nda geri hareketine başlıyor olacak ama 20 Ağustos günü Mars İkizler Burcu'na geçiş yaptı. Ve esasında 20 Ağustos'dan itibaren yaşayacaklarınıza çok fazlasıyla önem verin. Çünkü size bir takım sinyaller veriyor. Yaşanacak olaylar, kişilerle ilgili, yaşanabilecek aksilikler veya güzelliklerle ilgili 29 Ekim, 31 Ekim'de ki retronun ayak seslerini artık yavaş yavaş 20 Ağustos'ta Mars'ın İkizler Burcu'na geçmesiyle, yani Mars'ın ghost hale geçmesiyle beraber artık böyle haberler almaya ve artık sinyaller almaya başlayacağız. Ama bu Mars retrosu bizim için ayrıyetten niye çok önemli? Hemen 2020 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına gidiniz. O dönemde neler yaşadınız bir hatırlayın. Hangi dönem biliyor musunuz? Hemen koronanın başladığı ve kapanmalara neden olan o dönemde hepimiz evlerdeydik ve büyük bir panik ve korku içindeydik. Ki yine Mars retrosunun olduğu dönemde korona ile ilgili konuların gündeme geleceğini söyleyebilirim. Çünkü tutulmalar bu anlamda korona ile ilgili konuları fazlasıyla gündeme getirecektir ama şimdi elimiz daha güçlü. İlaçlar var, tedavi metotları var.
aşılar var. O kadar çok sorun olmayacağını düşünüyorum. Çünkü artık savunma gücümüz daha fazla, ama tabii ne demiştik? Mars bizim savunma gücümüzü biraz elimizden alacak, zayıflatacağı için yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu da hemen dipnot olarak buraya vereyim. Umarım kapanmalara neden olmaz bu Mars retrosu. Şimdi hadi gelin ilk önce size bir şey daha söylemek istiyorum. Neredesin benim tatlı minnoşum? Anahtar kitabım sizin ruhsal dünyanızı zenginleştirmek için, sizin ruhsal dünyanıza çok önemli kazanımlar elde etmeniz için çıkarttığım bir kitap. Yıllardır uyguladığım teknikleri buraya yazdım. Yıllardır dış görünüşümüze yatırımlar yaptık. Kaşımızı yaptırdık, dudağımızı yaptırdık, saçımızı yaptırdık. Diyetlere girdik bedenimiz için, güzelliğimiz için. Hiç ruhsal güzelliğin için ruhsal diyete girdin mi? Hayır diyorsan işte bu kitap senin için. Ve online kitap satan her yerden kolaylıkla elde edebilirsiniz. Trendyol'da bile var kız. Yaz Trendyol'a Vedat Delek anahtar diye karşına çıkacak. Ondan sonra şimdi hadi gelin Mars retrosunda nelere dikkat etmeliyiz? Neler yapmalıyız? Bunları konuşacağız. Esasında şunu da söyleyeyim. Az sonra burç burç hepsini anlatacağım ama videonun bu bölümü de son derece önemli. Onu da hemen belirteyim sizlere sevgili dostlar. Şimdi bir kere her alanda yeni bir işe başlamamak gerekiyor. Evlilik, nişan, yeni ilişki, acil durumlar dışında herhangi bir ameliyat, estetik operasyon, güzellik işlemlerinden kaçınmanız gerekiyor. Maddi konularda yeni adımlar atmayın. Yeni bir işe başlama, iş değiştirme yapmayın. Eski alacaklarınızın peşine düşebilirsiniz. Eskiyle ilgili konuları hayatınızda bitişini sağlayacak, temizliğini yapabilecek her türlü iş okey. Birinden alacağı mı var? Git düş peşine. Bir işi tamamlaman mı gerekiyor? İşte bu burada Mars retrosu son derece bizim için önemli. Eski sevgiliden gelen mesaja barışma isteğine cevap dahi vermeyin. İş başvurunuz hüsranlığıyla sonuçlanırsa sakın ama sakın üzülmeyin. Geçmiş dönemlerde dedim ya, tamamlanması gereken işlerinizi muhakkak 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 değerlendirin. Diyelim ki bundan 3 ay evvel bir şeyi başladın ve yarım bıraktın. İşte bu okey. Ev almayın, taşınmayın, evinizi satarken dikkat edin. Dolandırılma ve değerinden daha az fiyata satılma olasılığı olabilir. Kavgalardan uzak durun. Yangınlara, patlamalara, delici, kesici aletlerden zarar gelebilir. Kazalara karşı fazlasıyla dikkatli olunmalı. En önemlisi öfke kontrolü ve son derece önemli. Dedim ya, o yüzden spor bu kadar önemli bizim hayatımızda. O yüzden sizleri çok iyi bir şekilde Twin Pilates'e yönlendirmek istiyorum. Çünkü neden sevgili dostlar? Maltepe McFit içerisindeki o Twin Pilates'te yapacağınız Pilates sizin enerjinizi dengeleyecek ve bununla da ilgili daha az öfkeli, daha az sinirli olacaksınız. Size bir indirim kuponu veriyorum. 1 Eylül 31 Aralık arasında geçerli olan bu şifre Mars. Bak, daha ne yapayım size? Mars. Tamam mı? Yani gidin spor yapın. Spor hayatımızda son derece bizim önemli bu dönemde. Şimdi Mars retrosu hangi olaylara neden olabilir? İkizler burcunda yaşanacak olan Mars retrosu. Kavgalar, sözlü kavgalar, şiddet içeren kavgalara dönüşebilir. İstenmeyen olaylar yaşanabilir. Kavgalardan uzak dur. Kontrolsüz akıl, kontrolsüz zeka, kurnazlık, yalancılık, ticaret hayatında sorunlar. Şimdi diyeceksin ki bana kontrolsüz akıl ne? Neyi var? Düşünmeden hareket etmek. Düşünmeden bir şeyleri yapmak. Arkasını önünü düşünmeden patavatsızca konuşmak. Yani böyle olaylara neden olabilir. Yalan dolanla iş yapmaya çalışanlarla karşı karşıya gelebiliriz. Sözleşmelerin bozulması,
trafik kazaları inanılmaz önemli, ölümcül kazalar. Çok Allah korusun. Kardeşler arasında, yakın akrabalar arasında şiddet, tartışma, ölümcül kavgalar, cinayetler söz konusu olabilir. Organizasyonlarda aksamalar, sorunların ortaya çıkması, hırsızlıkların artması, devlet memurları, noterler, bu kişilerle ilgili olaylar, erkek bireylerin cinsellikleriyle ilgili sapkınlıklar, iğrençlikler ortaya çıkabileceği gibi özellikle LGBT bireyleri bu dönemde çok daha fazlasıyla sosyal ve şiddetsel saldırılara uğrayabilirler ve LGBT üyeleriyle ilgili olaylar da gündeme, şiddet olayları, nefret olayları gündeme gelebilir. Ve cinsel sapkınlıklar, özellikle biseksüellik, eşcinsellikle ilgili olaylar gündeme gelecektir. Dedikodu alıp başını gidecek. Yani inanılmaz derecede, onu söyleyeyim. Dedikodu yapan kaybedecek. Çünkü aynı zamanda Mars retrosu Aldebaran sabit yıldızın üzerinde hareket edecek. Orada bizim geçmiş karmamızla ilgili hak edişlerimizi de verecek. Tabii bunları her pazar yaptığım programda teker teker konuşacağız sizlerle. Tabii ki bu bir Mars retrosunun videosu. Daha önümüzde biraz zaman var ama bu videoyu erken yayınlamak istedim. Neden? Önlemlerimizi alalım ve şimdiden neler olabileceğine dair bir fikrimiz olsun diye sevgili dostlar. Çünkü bu bir ajandadır ve bu ajandaya da sahip olmak ve ona göre işlerimizi ayarlamak çok daha bizim için iyi bir süreç olacaktır. Medyada yaşanacak sorunlar, kapanmalar, gazetecilerin işten atılması, saldırıya uğraması, medya dünyası ile ilgili skandallarla birlikte medyada gerçeği yansıtmayan, bilgi kirliliği yaratan yalan haberler alıp başını gidecek ki sosyal medya hesaplarınıza sahip çıkmanız gerekiyor. Sosyal medya üzerinden inanılmaz inanılmaz olaylar söz konusu olacak, ifşalar olacak. Hani böyle dikkatli olun, kime mesaj attığınız, eğitim hayatında aksamalar, sorunlar, en kötüsü ilkokul çağı çocuklarının uğrayabileceği şiddet ve cinsel saldırılar dünyada gündem oluşturabilir. Ki biliyorsunuz bu yabancı ülkelerde okullara çok daha fazlasıyla saldırılar oluyor. Allah korusun. Ülkemizde umarım olmaz ama dünya üzerinde de olabilecek olaylardan bahsediyoruz. Ve işin dı Jans vardı, hatırlar mısınız? Onun bir müziği vardı. Dı 28 Aralık 14 Ocak 2, yani 28 Aralık 2022 14 Ocak 2023 arasında bu Mars retrosunu çok daha fazlasıyla hissedeceğiz. Niye? Çünkü Mars İkizler Burcu'nda retroya girecek ve onun yöneticisi Oğlak Burcu'nda retroya başlayacak. Yani çift retro olacak. Yani biraz mahvolduk. Büyük akıl tutulması. Onu söyleyeyim. Büyük akıl tutulması. Hava kirliliği. Hava kirliliği artışıyla karşı karşıya gelebiliriz. Bu dönemde doktor kontrolü altında demir almamız gerekiyor. Vücudumuzda demir oranında bir takım azalmalar söz konusu olabilir. Ve tabii Mars retrosundan biraz da olsa korunabilmek için sevgili dostlar, ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Vücudumuzda demir veya çelik olmak üzere kolye, küpe takmanızı öneririm. Bak bende de var, şu an size göstereyim. Demir bu. Demir bir deniz atı. Allah nerede? Şöyle. Tamam, böyle vücudunuza değecek şekilde takın alayım bunları. Tamam mı? Hiçbir şey yapamazsan anahtar taktır. Kız, kapının anahtarını tak diyorum sana, iyi gelecek. Anahtar demişken kitabımı da göstereyim. Online kitap satan her yerde. Beğenmeyi, yorum yapmayı, likelamayı, anangile, babangile, halangile, herkese yollamayı da unutma. Çünkü bu kanalın büyümesi senin eserin olacak. Sen olmazsan ben olmam bebeğim. Bak, vücudumuza değecek, tamam mı? Gerçekten kazalardan da korunmak gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak. Bunu da söyleyeyim. Ve tabii sevgili dostlar, esasında Türkiye'de olacak olan şey, yani biraz kan, yani Mars retrosu biraz kan ister. Şiddet vardır işin içinde. Şiddetle karşılaşacak kişiler ve bireyler olacaktır. Lütfen burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye üzerinde ise esasında ayının üzerinde olacak. Ay demek halk demek, kadın demek. Burada halk çok fazlasıyla kontrolsüz şekilde hareket edebilir. Allah korusun. Yani kontrolsüz hareket etmek demek, isyan demek, baş kaldırı demek, sinirli olacak halkımız ve tahammülü olmayacak, yaşanacak olaylarla ilgili tahammül sınırı çok fazlasıyla düşük olacak. Cezaevleriyle ilgili konular, hastanelerle ilgili konular, alışveriş merkezleriyle ilgili konular fazlasıyla gündeme gelecektir. Buralarda isyanlar olabilir, patlamalar olabilir, yangınlar olabilir, olaylar söz konusu olabilir. Huzur evleriyle ilgili olabilir. Ve tabii ki esasında ülkemizin gizli düşmanları, ülkemizin iyiliğini istemeyen, bize dost gibi gözüken o hainleri de görme olasılığımız olacak, ama umarım hani bunlar emellerine ulaşmadan sadece yapmak istedikleri şey ellerinde patlasın ki bizler hiçbir şekilde zarar görmeyelim. Bu Mars retrosunun bizlere hediyesi nedir? Bu Mars retrosunu sorunsuz, problemsiz, kolaylıkla, neşe içinde, bereket içinde geçirebilmemiz için neler mümkün? Evren çalış, çalış, çalış. Bütün sihrini bana göster. Bu videonun altına evet yazarsan sen de bu enerjiden faydalanmış olacaksın ve kolaylıkla atlatacaksın Allah'ın izniyle. Şimdi hadi gelin hep beraber neye dikkat edelim biliyor musunuz? Teker teker burçlara etkisini konuşalım. Tabii ki ilk sırada Koç burcu var. Trafik kazalarını, iletişim kazalarını, kardeşlerin ve yakın akrabaların da yaşanabilecek konuda olaylara dikkat etmen gerekiyor. Özellikle ticari alanda bir şeyler yapıyorsan lütfen çok fazlasıyla temkinli olman gerekiyor. Trafik çok önemli. Yolculuklarda çıkabilecek sorunlara ve olabilecek kazalar konusunda çok ama çok uyanık ve dikkatli olman gerekiyor. Sen biraz daha atarlısın ki senin yönetici gezegenindir Mars. Seni de fazlasıyla etkileyecektir. Sinirine sinir katacaksın. Tatlım, sakin ol bebeğim. Tamam mı? Ve tabii ki burada yapılacak seyahatlerde de çok ama çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Koç burcu, yükselen Koç burcu çocuğunuz varsa ve ilk öğretime gidiyorsa okul hayatı ile ilgili bir takım aksilikler ve sorunlar ortaya çıkabilir. Lütfen çocuğun üstüne gitmeyin. Lütfen onu anlayın. Anlayışla karşılayın. Onlar da birer birey ve biz hadi bak bu videoyu izliyoruz. Bunun nedenini, niçinini anlayabiliyoruz ama bir bebiş, bir tatlış nereden bilsin? Sen anne baba olarak, abla olarak, kardeş olarak daha dikkatli, daha empati yapan bir birey olarak tabii ki onu anlayacaksın ve hayatını en güzel şekilde kolaylaştıracaksın. Onu da hemen buradan söyleyeyim. Biliyorsunuz benim çocuklara ve yaşları olan zaafım çok ama çok daha ayrıdır. Geldik kime? Sevgili boğalar, maddi ve parasal konularda adım atarken dikkatli olmanız gerekiyor. Bak, ne demiştim? 2020 Mayıs, Haziran, Temmuz. Oradaki yaşadığın olayların bir şekli, bir kısmı burada yine önüne gelecek. Parasal alışverişinde size verilen sözlere asla inanmayın. Gereksiz masraflardan kaçının. Bu dönemde gereğinden fazla harcamalarda bulunmayın. Kontrolsüz bir şekilde para harcama isteği söz konusu olacak sizde. Onu alayım, bunu alayım. Yani dürtüsel olarak gerçekten berbat bir dürtüye sahip olarak parayla ilgili har vurup harman savuracağım bir dönemde olacaksın. Aman dikkat diyorum sana sevgili boğalar, ki en çok etkilenecek, en çok tehlike çanlarının çaldığı burç sevgili ikizler burcu. Esasında 2020 senin için çok önemli bir yıldı. Hayatında çok önemli değişimler oldu.
tutulmalar bir taraftan, Venüs retrosu bir taraftan, hayatında çok daha fazlasıyla o değişimler, kimininki iyi olurken kimininki biraz daha sancılı oldu. Esasında ben hep şunu söylerim. Hak eden ikizler hak edişini aldı. Şöyle geriye dön bak bakayım. Kime ne haksızlık yaptın? Yaptığın haksızlığı bildiğin halde başkalarına empoze ederek, yani Pollyanna'yı oynayarak veya yaptığını kendi vicdanında sineye çekmek için hala kimlere neler diyorsun, neler yapıyorsun? Sözsel olarak kimin hakkını yiyorsun, kime haksızlık yapıyorsun? İşte şimdi bu Mars retrosu senin hak ettiğini sana verecek. İyi olan İkizler Burcu son derece sakin, zararsız, hatta belki de geçmiş hak edişlerini alarak ilerleyecek. Ama can yakan, can yakmaya devam eden, haksızlık eden, yaptığı haksızlığı üstünü örtmeye çalışan, kendini başkalarının üzerinden değerliymiş gibi hissettiren ikizler, tehlike çanları sizin için çalıyor. Ektiklerini şimdi biçme zamanı. Hayatındaki çok önemli bir evre, hayatında çok ciddi bir aydınlanma yaşayacaksın. Ektiğini biçeceksin. Belki bir tokat yiyeceksin. Belki bir şamar yiyeceksin. Belki de suratının ortasına bir yumruk yiyeceksin. Çünkü karmik olarak, karmik bir döngü olarak hayatında merhaba diyeceğin bir dönemle karşı karşıya olduğunu sakın unutma. Sinirlerine hakim ol. Sakarlıklarından dolayı yaşanabilecek kazalar, yaralanmalara dikkat et. Ve tabii ki burada en önemli sınav evlilik hayatınızla ilgili veya ortaklık yaptığınız kişilerle de ilgili konular gündeme gelecektir. Dedim ya ikizler, şimdi ektiğini biçme zamanı. Hayırlı olsun. Ve geldik sevgili minnoş tatlı yengeç burçları. Yengeç burçları bak, çok sinirli olacaksın, çok atarlı olacaksın. Esasında hayatındaki çok önemli bir yüzleşmeyle karşılaşacaksın. Mayıs, Haziran, Temmuz 2020 kadınlarla ilgili bir aydınlanma yaşadın. Şimdi sırada erkeklerle ilgili bir aydınlanma yaşayacaksın. Hırsızlıklara dikkat et, saldırılara dikkat et. Gizli saklı olan her şeyden kendini koru. Olaylardan koru, sinirlerine hakim ol. İş arkadaşların, iş hayatındaki arkadaşlarla da ilgili konularda bir takım konular gündeme gelebilir. Lütfen ama lütfen sen sakinliğini bir şekilde koruman gerekiyor sevgili yengeç burçlarım. Sinirlerine hakim olmayı öğrenmen gerektiğini bu Mars retrosunda çok iyi organize olman lazım. Ve bununla beraber gizli düşmanlarınla yüz yüze geleceksin, göz göze geleceksin. Burada da son derece akıllı ol. Burak tespit et ve yol ver gitsin. Sırada sevgili aslan burçları. Şimdi sevgili aslanlar, sizin hayatınızdaki zorlanmaları ben biliyorum. Bir Satürn döngüsü üzerinden geçiyorsunuz ve çok ciddi bir döngü içindesiniz. Sevgili aslanlar, sosyal çevre ve arkadaş ilişkilerinde kavgalardan kaçınmanız gerekiyor. İlişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde her türlü alışveriş, parasal bağlantı, organizasyon ve iş yaptığın arkadaşlarınla ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Bu dönemde arkadaşlarınla aran bozulabileceği gibi geçmiş dönemde küstüğün, kavga ettiğin veya uzun zamandır görmediğin bir arkadaşın da hayatına gelebilir. Bence hayatından çıkarttığın insanları hayatına alma. Almaman da yarar var. Çünkü senin de bu Mars retrosundaki en büyük sınavın sosyal çevre ve arkadaş ilişkilerinle ilgili konularda söz konusu olacak. Uyarım size bu alanda olacak. Sevgili Başak burçları,
Bu retroda ikizler ve başak, diğer iki burcu da anlatacağım, fazlasıyla etkilenirken olan burçların başında ikinci burç olarak geliyorsun. Özellikle kariyer hayatında ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu dönemde patron amirlerinizle ilgili tartışmalardan kaçınmanız gerekiyor. Biraz zararlı tarafsız olabilirsiniz. Kavgaki tutumunuz size kayıp ettirecektir. Bu dönemde kariyer hayatınızla ilgili verilen sözlere ve vaatlere kanmayın. Esasında belki de üstünde bulunduğunuz halıyı altınızdan çekmek isteyecek insanlar iş hayatında. İnsanlarla da karşı karşıya gelme olasılığınız fazlasıyla yüksek. Yüksek tepelerde rüzgarlar fazlasıyla esecek. Umarım akıllısındır sen, ama sert bir etkiyle esecek. Son derece dikkatli ve kontrollü bir şekilde hareket etmen gerektiğinin altını buradan sizlere çiziyorum sevgili başaklar. Geldik kime? Sevgili teraziler. Biraz daha esasında burada yalnızlığınızla ilgili, yalnız kalmak isteyecek sevgili teraziler. Son derecede doğal hakları dokunmayın eğer çevrenizde veya ailenizde terazi burcu birileri varsa. Ellemeyin. Yalnızlık onlar için son derece iyi. Üniversite hayatına giden bir terazi burcuysa lütfen ama lütfen okul hayatınla ilgili bir takım aksaklıklar, sorunlar, problemler ortaya çıkabilir. Şimdiden bunun haberini veriyorum. Önlemini al. Önlemini alamıyorsan bile yaşanacak bir sorun ve problemle ilgili akıllı çözümler bu. Tamam mı? Yurt dışıyla bağlantılı eğer bir takım işleriniz varsa da aksaklıklar, sorunlar söz konusu olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili sorunlar, problemler olabilir. Yabancı sitelerden, alışverişlerden uzak durun. Onu da söyleyeyim. Eğer seyahat, yurt dışı seyahatiniz olacaksa aksaklıklara dikkat edin. Özellikle yapacağınız yurt dışı seyahatlerinde esasında geçmiş hayatınızdaki ülkelerle bağlantılı seyahatler gündeme gelebilir. Veya daha önce gittiğiniz bir ülkeye tekrar gitme olasılığınız fazlasıyla yüksek olabilir sevgili başaklar. Sırada kim var? Sevgili akrepler. Parasal konuda ve her şeyden önemlisi sağlıksal konuda çok ama çok temkinli olmanız gereken bir süreç. Umulmadık bir parasal kayıp söz konusu olabilir. Sağlığın çok önemli, beklenmedik sağlıksal sorunlar ortaya çıkabilir. Acil ameliyatlar dışında keyfi ameliyatlardan uzak durmanız gerekiyor. Cinsel enerjiniz çok fazlasıyla zaten kontrolsüzdür. Ekstra kontrolsüz olacak. Bir takım sorunlar ve problemler yaşamayın. Hayatınızda maddi ve manevi anlamda kayıplar yaşanabilir. Umarım bu kayıplar maddi anlamda olur. Sağlığınıza bir şey olmasın. Para denen şey gelir gider. Daha çok gelir. Gitmesinde bir problem yok. Para bizi sever. Onu da söyleyeyim. O yüzden burada sağlığınızı koruyun. Sağlıksal konulara önem verin. Ama her şeyden öne cinsellikle ilgili konular çok ama çok önemli. Korun. Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklar konusunda da şimdiden sizleri uyarayım. Ve sevgili yaylar, 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 yaylar. Bizim sevgili Nur Viral'le muhteşem beslemiş şarkınız. Evet, karşı burcu, ikizler burcu ve etkilenecek üçüncü burcu. Özellikle evlilik hayatına çok dikkat et. Senin de düşmanlarınla yüz yüze geleceksin ama bunlar açık aleni düşmanların. Bildiğin kişiler bir taarruza başlayacak. Başlasınlar. Sen gardını al. Şimdiden korumalarını, şimdiden kişilerle ilgili olayları çevrene bir set örmeye başla. Duvara toslasınlar. Tabii burada ortak iş yapanlar, ilişkilerle ilgili konularda sorunlar ortaya çıkabilir.
Ama evli bir yay burcuysanız ilişkinizle ilgili, evliliğinizle ilgili konular, sorunlar, problemler açığa çıkabilir. Aman dikkat edin diyorum sevgili yaylar. Geldik kime? Sevgili oğlaklara ki sevgili oğlaklar. Özellikle sağlığına dikkat etmen gerekiyor. İş yerinde iş arkadaşlarına yapacağın tartışmalara dikkat etmen gerekiyor. İşten çıkarılma, ayrılma, eski iş yerinize dönme konuları gündeme gelebilir. Evcil hayvanlarınız varsa da sağlıklarına çok dikkat etmen gerekiyor. Senin için 28 Aralık ve Ocak ayı içinde bir de Merkür retrosu olacak. Yani sen esasında çift retroyu babalar gibi fena bir şekilde hissedeceksin. En çok hani 4 burç dedim okey ama gerçekten 5. burç olarak da seni sayabilirim ve yengeçleri sayabilirim. Şimdiden ama şimdiden bak saydığım konularla ilgili olaylar konusunda bir bilinç ve farkındalık oluşturman gerekiyor. Tamam mı tatlıcıklarım? Koruyun kendinizi. Değerlisiniz. Geldik kime? Tabii ki sevgili kova burçları. Aşk hayatınızda karışıklıklar gündeme gelebilir. Eski sevgiliden bir mesaj gelebilir. Çok da sevinme. Çocuğunuz varsa çocuklarınızla ilgili konuda şiddet gösterisi olabilir. Sesinizi yükseltebilirsiniz. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konularda sorunlar olabilir. Çocuklarınızın maddi gelirleri ile ilgili konularda sorunlar olabilir. Aman dikkat. Aman dikkat. Ve burada istenmeyen hamilelikler ve gebelikler olabilir. Hamile bireylerin lütfen ama lütfen kendini koruyarak hareket etmesi gerekiyor. Sizin de cinsel hayatınızda çok one night ilişkiler, tek gecelik ilişkiler başınıza iş açmasın. Olursun biriyle hamile kalır veya hamile bırakırsın al başına belayı. Evliysen, sevgilin varsa, birine bir bağlılığın varsa veled dalin amin tatlım. O yüzden kendine dikkat et. Tamam mı? Cinsel enerjine dikkat etmek zorundasın. Sevgili balıklar, ay, dünyanın en tatlı, dünyanın en şeker, dünyanın en minnoş burcu tabii ki balık burcu. Da etkilenecek 4. önemli burçsun. İlikleri ne kadar bunu hissedeceksin? Üzgünüm, yapabileceğim bir şey yok. Ama tabii ki ev kazalarına, yangınlarına, hırsızlıklara dikkat. Varsa bir elektrik asabında sorun, gazında sorun, oranda sorun, buranda sorun dikkat. Eğer gerçekten güvenliksiz, kendini güvenliksiz hissettiğin bir evde yaşıyorsan bir alarm taktır, bir şey yaptır, koru kendini ve ailenizle ilgili konularda sorunlar ortaya çıkabileceği gibi ev alım, satım, taşınma işlemlerinizi ertelemeniz gerekiyor. Evinizde olabilecek yangınlar, patlamalar, aile içi şiddet, aile içi olaylar çok fazlasıyla gündeme gelecektir. Kendinizi koruma. Yani esasında balıklar için aile, aile temeli, ev, evle ilgili konular çok ama çok gündeme gelecek. Dedim ya 2020 Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında yaşadığınız Venüs retrosunun bir tık daha şiddetlisini hayatınızda yaşayacak. O dönemde neler yaşadığınızı düşünün. Ve ne demiştim sizlere? 20 Ağustos'tan sonra Mars İkizler Burcu'na geçiş yaptı. Kağıt kalem alın. Kimle ne yaşadınız, ne yaşadınız sinyal veriyor. Olumlu mu, olumsuz mu? Tamam mı? Bu Mars retrosunun bizlere hediyesi nedir? Evren çalış 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 tüm sihrini göster bana. Sen de bu olumlamaya eğer katılmak istiyorsan evet yaz. Şimdi yine söylüyorum Maltepe McFit içerisinde Tim'in Pilates salonu çok özel kampanyalı fiyatlarda sizlerle. Sizlere de 1 Eylül 31 Aralık arasında geçerli bir şifre veriyorum. %10 ile %20 arasında bir indirim. Şifremiz Mars. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.